Selamlar herkese. Şimdi Efes Antik Kenti'ne geldik kardeşimle beraber. Burada bir çekim yapacağım. Belki hoşunuza gider. Kanalımda yayınlayacağım. Efes Antik Kenti'ni de gezmiş olursunuz. Güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi böyle gözleme falan yenen bir yerdeyiz. Burada nar suyu vesaire o tarz şeyler var. Biz yol boyunca kilim yapan yerler falan gördük. Derimeri. Tahmin ediyorum turist arabalarını böyle turları otomatik sokup orada alışveriş falan yaptırıyorlar. Demem o ki izlemeye devam edin bakalım. Hoşunuza gidecek mi? Efes Antik Kenti'ni de size gezdirmiş olayım. Şimdi hepiniz Efes Antik Kenti ile ilgili bir şeyler izlemiş olabilirsiniz ama herkes direkt o taşların oradan izletmeye başlıyor. O yüzden insan kavrayamıyor. Bakın burası otopark alanı. İlk buraya geliyorsunuz, tamam mı? Buraya geldiğinizde burada tuvalet, alışveriş yapacak yer, yeme içme yerleri, her şey var. Panik yapmayın. Burada var yani. Ben böyle bir yer olduğunu hayal etmiyordum. Bu otoparkanın iç hediyelik eşya falan satılan yerler de var. Şöyle bir yolu var. Burada her türlü imkan mevcut. Bayağı turistik bir yer yani. Yani ben hiç gelmediğim için daha önce hayalimde böyle canlanmıyordu. Buraya geçtikten sonra antik kente girmek için şurada kapılar var. Müze kart alın mutlaka 60 liraya. Hem buraya hem birçok yeri gezmenizi sağlayacaktır. Ben size şöyle biraz gezdireyim burayı, neler var neler yok. Bakın. Normal ufak bir şehrin çarşısı gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki çakma çantalar falan, tişörtler, elbiseler, şapkalar. Birçok şey var. Şuradan da az ileriden de giriş yapılıyor. Efes Antik Kent'e ilk adımımızı atmış olduk. İzlemeye devam edin. Bakalım daha neler göreceğiz. Bakın burada böyle bir harita var. Gayet de güzel, aydınlatıcı. Biz şimdi buradayız. Entrance ediyor, giriş. Buradan gireceğiz. Böyle bu yolu yürüyoruz. Burası da exit, çıkış. Sonra buradan geri geleceğiz. Ve antik kenti gezmiş olacağız. Burada benim hoşuma giden 7 uyuyanlar da buradaymış. Oraya da gitmek istiyorum. Bir de Bakire Meryem Ana'nın vefat ettiği ev buradaymış. Ev derken artık kilise. Hatta burayı bakın, papa gelmiş daha önce, bir papa. Burayı da ziyaret etmiş. Burada Bakire Meryem Ana Kilisesi'nde hac vazifelerini görüyorlarmış. Bu Hristiyanları da anlamıyorum. Her yerde birden nasıl hac yapıyorlar. Değişik. Sanki böyle 150 tane dinmiş gibi. Neyse. Şimdi yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu kapılardan geçtik. Şöyle devam ediyoruz. Böyle bir Topkapı Sarayı'nın girişindeki gibi diyeyim. Aynen öyle. Böyle bir yürüyüş yolu var. Şimdi bu güzergahı gezeceğiz. Ben size buradan farklı bir yer olduğu zaman yine göstereceğim. Bu yol böyle devam ediyor. Bir bitirelim bakalım. Sonra ne olacak? Arkadaşlar bakın. Bu kocaman amfiteyatro mu diyeyim artık, neyse, kolejyum mu? Orası. Şurası da bir böyle spa, hamam, o tarz bir şey olarak yapılmış. Şu ön tarafında yazıyor. Burası da o büyük izleme yerlerinden biri. Tam açıklamalarını bilmiyorum tabii ki. Ama hiç bu açıdan göstermemişlerdi. Buranın ne kadar büyük olduğunu içinde gezen insanlardan anlayabilirsiniz. Şuralar falan insan dolu. Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu? Şöyle inelim. O size haritada gösterdiğim yer vardı ya, işte burası başlangıcı. Buradan böyle şu mermer yol devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Bakın iki tarafı sütunlarla. Bu eski Roma filmlerinde görürsünüz ya. O şekilde düşünebilirsin. Düşünebilirsiniz. Bakın şöyle yavaş yana çevireyim. Şurada girilmez yerden bir teyze geliyor, görüyorsunuz. Bakın bu yol böyle devam ediyor. Her şey bu yolun sağında solunda. Burası ana cadde gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel bir yapıymış aslında. Yani çok ihtişamlı. Şöyle bir yapı var karşınızda. Şehrinizde. Önünden merdivenlerden inip böyle 3-4 kilometrelik bir çarşınız var. Sağlı sollu merkezler var. Gerçekten güzel inşa edilmiş. Biraz hayal kurarsanız çok tatlı olduğunu anlayacaksınız. İhtişamlı yani gerçekten. Hoş bir dönemmiş.
Böyle bir yapının bugün yapıldığını hayal edebilir misiniz ya? Kimin gücü yeter? Şehir ve gerçekten hiç arabalar düşünmeden inşa edildiği için sadece insanlar için harika olmuş. Öyle değil mi? Böyle düşünsene, şöyle bir şehrin ve buradan başlıyor. 3-4 kilometrelik bir çarşım var. Sağında solunda kütüphane, eğitim kültür yerin falan, hapishane falan, hepsi burada yani. Bir mahalle işte. Yine de çok ihtişamlı ya. Şu yol yani şu an gördüğümüz gibi değildir. Çok sağ olsun. Zaten yol boyunca bir sürü şey var. Mutlaka gidip bakacağız. Zaten bak caddelerin adı yazıyor burada. Evet, şu koca koca merdivenlere çıkarken diyorum ki acaba o dönemde insanların ortopedik bir problemi vardı. Bu ne abi? Her adım bir bacak boyu. Baksanıza şuna. Ya Allah, bismillah. İneriz ya, gel. Neden bu kadar yüksek? Çok tembel insanlarmış ya. Tembel tembel işte. Yapsana ufak ufak body body çıkalım şurada. Bu ne ya? Büyük büyük kesmişler ki çabuk bitsin. O yüzden. Yok bu. Basamaklar orijinal ya. Evet. Burası 25 bin kişilikti değil mi? Bakın arkadaşlar. Bu taşların üzerinde insanlar oturuyormuş. Bu aşağıda da. Artık tiyatro gösterileri mi oluyor? Adam mı öldürüyorlar? Gibi şeyler. Hangi fayans? Mermer. Yok, kalabodur, şey markası da var. Koymuştur biliyor musun? Şu aşağıda mahzenler var bak. Arka yollardan. Giriş çıkış için. Çok güzelmiş. Şu ileride ne var acaba? Bir de oraya gidelim. Zaten bu yol oraya götürecek bizi. Evet. Ve inşaat çalışmaları burada da devam ediyor. Mükemmel. Harika. Tamam, bunu bizim işe gidelim. Tamam. Şeyden gidelim işte şu. Nerede o? Geldiğimiz yoldan gideriz. Ha, inip mi gidelim diyorsun? Sen gezerek mi çıkalım? Ya o kapıdan çıkabiliriz. Doğru. Doğru, hadi gidelim. Gel gel, korkma. Şu çıkıştan sonra size çekerim güzel bir şey olursa. İzlemeye devam. Evet bakın. Şu sahne var ya, çok güzel. Şöyle mesela. Böyle birkaç fotoğraf çekildik. Size de tavsiye ederim. Yani oradan bu tarafı çekmekten daha güzel olduğunu düşünüyorum. Buraya yeterince doyduğunuzu tahmin ediyorum. İncina cincina internetten bakarsınız. Bak şurada da muhtemelen şeyler oturuyordu ha. Buranın kral, bak şuranın kralları falan şurada üstlerde oturuyordu. Belki de sanki böyle taht gibi onlar çünkü. Ne kadarının şey olduğuna bakmamız lazım, hani da yıkılmış durumda olduğuna. Tamam, oralar taht, bence taht. Burada halk oturuyor, orada taht var. Hep filmlerde de öyle oluyor ya, burada da millet birbirini öldürüyor ya da tiyatro miyatro, temaşa işte bir şeyler. Sevdim, ben burada yaşarım ya. Şimdi arkadaşlar, benim burada dikkatimi çeken bazı konular var. Burada toplumların birbirine olan farklarını çok net görüyorsunuz. Birçok yerde tabela var, uyarı tabelaları. Orada sadece 3 dilde açıklama yapmışlar. Türkçe, Almanca ve İngilizce. Rusça yok, İspanyolca yok, Flemenkçe yok. Demek ki sadece bu 3 dili kullanan insanlar çok yaramaz. 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 Şu kötü bir şey söylemek istemedim. Şimdi o büyük arenanın önünden bir yol devam ediyordu. Bir de buradan bir yol devam ediyor. Burayı hayal edeceksiniz. Sol tarafta böyle heykeller, sütunlar. Sağ tarafta öyle. Şimdi gideceğimiz yerde sağ tarafta büyük bir kütüphane var ama sadece şey var. Ön taraftaki ön yüzü var yani. Arkası yok. Bir tane laf vardı, neydi? Yıkılmış ama mihrap yerinde. Onun gibi. Herhalde orta yaşlı ablaların kuşu söylenen. Aynen, bize de az kaldı.
Evet. Bilmiyorum, size buraları böyle gezmek keyif veriyor mu? Şu an güneşin altında gidiyoruz ve ben eğleniyorum ya. Şey değilim yani. Ah niye buraya geldim, yanıyorum falan. Ve güneş gözlüklerimi arabada unutmuşum. Yani tam takılacak günmüş. Evet. Gördüğünüz gibi tarih programlarına benzemez. Öyle bir tane taşın önünde video çekmek yok. Bunu izledikten sonra buraya gelmenize gerek kalmayacak. Evet. Bakalım ya, biraz kısmet işi bunlar. Oo, bayağı güzelmiş. Bayağı güzelmiş. Kütüphane burası. Okumadan biliyor olmamız bence bir şey gösteriyor. Gayet güzelmiş. Gel bir tarafa. Evet. Şuranın ihtişamı çok iyi. Maşallah. Evet, güzel. Çok iyi. Çok güzel. Bu senin Petra'daki resimlerdekine de benziyor. Petra'da çektiğin resimlere de benziyor. Burada 4 tane kadın öykülü var. Bu kadının her biri bir şey ifade ediyormuş. Biri bilgelik, biri işte artık kıskançlık mıdır? Öyle yüksek meziyetleri ifade eden 4 tane heykelmiş. Evet. Kalabalığı görüyorsunuz. Bir de buradaki heykellerin çoğu imitasyonmuş. Yani gerçekleri değil aslında. Benzerleri yapılmış. Gerçekleri başka bir ülkedeymiş. Nasıl bir hisse. Çok güzel. Beyoğlu'ndaki mamaların evi gibi. Güzel. Bu insanlardan sıyrılıp nasıl fotoğraf çekeceğiz? Evet, başka bir yerde tekrar sizlerle devam edeceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar, harita daha da belirginleşmeye başladı. Bizim haritada gördüğümüz o yol bence burasıymış. Çünkü biz size tarif ettiğim düz yol değil de sağa doğru, arenanın sağından devam ettiğimiz yol aslında buraya çıktı. Kütüphaneyi gördük. Şimdi buradan devam ediyoruz. Burada çok büyük bir anıt yapılıyor. Yani yapılmış. Bu anıtın etrafı komple kapalı. Muhtemelen restorasyon yapıyorlar. Sonra da görünecek. Evet, bu yolda haritada size gösterdiğim dümdüz devam eden yol. Bakın oradan geldik. Böyle devam ediyoruz. Kütüphaneye geçtik. O büyük anıtın önünden geçiyoruz şimdi. Bu yol böyle devam ediyor. Bakın burada sağlı sollu koca koca binalar varmış. Ne binası olduğunu inanın bilmiyorum. Geliyoruz bu şekilde. Şu alana girilebiliyor. Yani şu an burası aslında bayağı sıcakmış. Telefon çünkü habire videoyu kesiyor. O yüzden GoPro'nun böyle şeylerde işe yaradığını anlamış oldum. Burası yamaç evlermiş. Ben size sağ tarafta gösterme büyük bir anıt diye. Normalde bakın böyle bir yermiş. Üstü şimdi kapanmış. Şu an burası orası. Şurası yani. İçeride bulunan birkaç şeyi koymuşlar. Böyle de bir yapı. Bülbül Dağı'nın üzerine yapılan bir şey. Evet, şimdi devam ediyoruz. Telefon video çekmeye devam ettiği sürece ben de devam edeceğim. Demek ki fark ettiğimden daha sıcak hava. Hava sıcak zaten bayağı yani. Telefonu kapanacak kadar sıcak olduğunu tahmin etmemiştim. Buraya sırayla giriliyor. Ya da orada da ayrı bir bilet mi kesiyorlar, öyle bir şey. Yani müze kart burada yeterli değil. Aa, burada çok güzel ihtişamlı bir şey var. Uzakta olduğunun acayip ilgisini çekmiş gördüğüm kadarıyla. He, güzel. Uzak Doğu'nun çok özel bir ilgisi. Budist tepenizde galiba o tepedeki. Ondan olabilir. Arkadaşlar, yol boyunca böyle anıtlar var. Bu bir çeşmeymiş burada. İçinde havuz, işte fiskeler falan filan. O tarz bir şeymiş. Onun yanında hamam varmış. Böyle normal bir şehirde olması gereken şeyler yan yana dizilmiş.
biz de o şehirde geziyoruz aslında, öyle diyebiliriz. Yani o kadar büyük boş arazi varken niye bayır yukarı yapmışlar? O devirdeki insanların bir bildiği vardır. Belki bir spor için falan yapmış olabilirler. Burada yaşayanların kalp sorunu yok mesela. Yok yok, problem yok. Gel birkaç şey daha bakalım. Evet arkadaşlar. Tamam, çektiğim o haritada gösterdiğim yol üzerindeki bölümü bitirdik. Sonuna geldik. Hiç durmadan yürürseniz tahmin ediyorum 15 dakikalık bir yol. Sağa sola baka baka da 45 dakika, 1 saat. Yanınızda bir rehber her birinde durup anlatırsa 2,5-3 saat sürer. Böyle bir sonu var yolunda. Bunun sağında sonunda tabii daha birçok yer var. Meryem Ana Kilisesi ile Yedi Uyuyanlara daha gitmedik. Bakalım, onlara da gitmeye çalışacağız. Evet, şimdi dönüş yolundayız. Benim bu gezmediğimiz bir parça daha yer var. Hani bu şey vardı ya, büyük kolezyum gibi bir yer. Arenanın olduğu yer. Onun tam karşısına devam eden bir yol vardı, size göstermiştim. Onun sonu limana açılıyormuş. Orası da açıksa görmek istiyorum. Deneyeceğiz. Bir de Meryem Ana Kilisesi o yol üzerinde. Bir onları da görüp çıkacağız kısmetse. Bu zaten demin geçerken gösterdiğim yollar. Buranın bitişinde bir çay kahve su molası verdik. Bitti. Şimdi dönüş yolundayız. Şimdi arkadaşlar, ben hani şuradan şöyle devam ettik. Demin size çektiğim yerleri gösterdim. Bir de buradan böyle bir yol gidiyordu. Bu yol normalde limana kadar gidiyor. Yani denize ulaşıyor. Fakat ben şimdi haritadan baktım. Bu yol ileride kesiliyor. Şu an orada Pamucak Beach var. İnternetten haritada bakabilirsiniz. Normalde Pamucak Beach'e Efes Antik Kenti'nin yolu bağlanıp orada denize bağlanıyor yani. Bilmiyorum nasıl böyle oraya beach açmışlar. Çok enteresan geldi. Bir sebebi var mıdır? Çok yıllar önce mi o yol kapandı bilmiyorum ama aslında bu yolu böyle devam ettirip oraya bağlasalar, iki tane de kadırga koysalar, o döneme ait bir yapı, çok güzel olur. Yani gitmek istedim ben aslında. Şimdi gidebilirsek Meryem Ana Kilisesi'ne gideceğiz. Evet arkadaşlar, burası da Meryem Ana Kilisesi. Bu da hayal ettiğim gibi çıkmadı. Resimlerde böyle çok daha derli toplu bir şey gibi gözüküyordu. Biz şu an şuradayız herhalde, şöylemesine. Bir alan. Kiliseye bölündüğü gösteren plan. Bir eski aile. Girişte bir tane resim vardı hani. Papa'nın geldiği bir, ben orayı falan bulacağımı zannediyordum. Halbuki böyle harabe halinde bir yer. Hemen bir içine bir bakayım ben, görmeye değer bir şey var mı? Size göstereyim. Evet, Efes Antik Kenti'ni gerçekten size en detaylı şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Çünkü ben buraya dair taşların önünde anlatılan şeylerden başka bir şey görmemiştim. Ve siz burayı kendiniz gelip gezmiş gibi olacaksınız. Merak edenler için güzel. Bu arada serin, güzel bir yer. Esiyor her yeri. Benim geldiğim tarihle de alakalı olabilir. Şu an Ağustos'un 8'i, böyle bir şey. 6-8'i. O civarlarda. Evet. Esasında burası önceden kiliseymiş. Üstü kapalı falan bir yermiş. Hala kazılar devam ediyor bu arada. Şu arka tarafta böyle çadırlar var, masalar var. Muhtemelen gelip çalışıyorlardır. Şimdi bir de Yedi Uyuyanlara gidip bakacağız neymiş. Ondan sonra zaten gezimiz bitiyor. Şimdi Meryem Ana Kilisesi burada. Ve burada izlediğimiz videolarda şöyle diyor. Meryem Ana en son hayatın son 10 yılında galiba burada inzivaya çekildiğine inanılıyor. Ve burada öldüğüne inanılıyor. Şimdi bu bize biraz garip geldi çünkü burası dönemin Las Vegas'ı gibi bir yer. İnzivaya çekilecek bir yer değil. Hemen ayağının önünde plajım var. Ticaretin merkezi. Kaç tane arena var, tiyatro var. Halkın falan kalabalığın çok yüksek olduğu. Vesaire bir yer. Yani dolayısıyla inzivaya böyle çekilecek bir yere
benzemiyor. Miami'ye inzivaya çekilme gitmezsin yani. Bu bize garip geldi. Bunun tarih bilgisi olanlara ben... Son yıllarını güzel geçirmiş bir imaj bırakmış ama buna inanılmıyor. Bence doğru değil yani. Meryem Ana inzivaya çekilse böyle bir yere çekilmez. Yani şehirden uzakta 150 metre falan. En büyük merkezi uzakta 150 metre. Ve buranın sayfiye ve şey yeri gibi. Daha klas yeri gibi şehrin, anladın mı? Taksim değildi, Nişantaşı gibi. O yüzden bu biraz garip geldi. Size de bu konuda danışıyorum. Şimdi biz çıkışa doğru gidiyoruz. Şuradan kestirme var. Efes Antik Kent'e gelmiş gibi oldunuz bence. Gayet de güzel oldu. Ben böyle bir şey izlemek isterdim. Şimdi 7 uyuyanlar kaldı. O da herhalde bir mağara deliği gibi bir şey olması lazım tahminime göre. Her şey beklentimi çok altında çıktı. Ama şehir olarak güzel, hoş bir yer, yaşanacak bir yermiş. Şimdi arkadaşlar 7 uyuyanlar için geldik. Bu şey Efes Antik Kenti'ne yaklaşık 1,5 kilometre falan, baya yakın. Şuradan giriyorsunuz. Şöyle 7 uyuyanlar diye tabela var. Buradan yukarı doğru çıkacağız. Etrafında böyle zeytin ağaçları falan olan bir yer. Güzel bir ortama benziyor. Şöyle bir yürüyüş yolu yapmışlar. Yukarı doğru çıkıyor. Yani şu eziyetli kısmı geçtikten sonra ilgili yeri size göstereceğim. İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, şöyle bir bayırdan çıktık. Yaklaşık 200 metrelik. Öyle bir uzun bir bayır değil. Burada şöyle bir yapı var. Şöyle iki yamacın arasına yapılmış. Sanki askeri bir sığınak gibi duruyor. Veyahut da hapishane olabilir. Ya da benzeri bir şey. Bilemiyorum. Şöyle bir alan. Burayı kapamışlar önceden. Açıkmış burası. Şöyle devam ediyorsun. Burada ışıktan şöyle bakabilirsiniz. Biraz aydınlattım. Görüyorsunuz. Böyle bir yer. Geniş bir yapı. Ben böyle mağara gibi bir şey bekliyordum. Böyle bir durum var. Bunları görmeniz güzel oldu bence. Çünkü herkesin kafasındaki imaj çok farklı. Efes Antik Kenti'nin yanında bulunan 7 uyuyanlar mağarası bu şekilde ama bence mağara değil burası. Yani insan yapımı bir yer. Türkiye'de zaten 3 tane bölge daha var. Orada uyduklarını iddia edilen. Oraları da Allah nasip ederse görürüz, değerlendiririz. Ama zeytin ağaçlarının olması güzel. Şurada da şöyle mağaramsı yerler var. Çıkmayacaktım ama sizin için bir çıkayım, bakayım ne varmış. Şöyle de oyukların olduğu yerler var. Saklama alanları gibi gözüküyor. Evet, şuradan sonra tel örgülerle örülmüş zaten, kapalı. Her yeri gördüğünüz sayılır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Kanalımda biliyorsunuz normalde araba videoları var. Böyle bir şey de çekmek istedim. Belki ilgisini çeken olur. Efes Antik Kenti'ne gelmek isteyenler de izler. Onların içinde araba sevenler vardır. Motosiklet sevenler vardır. Yakında 20'ye videolar çekeceğim yine. Bekleyin, merak etmeyin. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bu gezimiz burada bitiyor.